Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size şimdi şey anlatacağız. Zahit arkadaşımızın kraliçe köpeği, yani çiftliğin kraliçesi resmen, Asya. Asya. Doğum yapmış. Hocam yavrular kaç günlük? Bugün net söyleyelim. Bugün 17'si ha. Bugün 11 günlükler. 11 günlük arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size burada anlatmak istediğimiz konu. Hocam bir köpek ilk doğum yaptı. Sen Hemen anlatayım. yapmalısınız? Zaten doğum anını hesaplamak çiftleştiği günden sonra hesaplanır ama onu net bilemeyiz. 62 günde, 59 günde doğuran köpek de gördüm. 68 günde doğuran köpek de gördük. O yüzden onu net bilemeyiz. Onu bilemeyeceğimiz için de hayvan doğum yapacağı günlere yaklaştı mı ya da güne yaklaştı mı yemek yemeyi keser. O gün Aynen. yemek yemediyse bir sinyal oradan verir. İki, mesela burası dümdüz bir yerde. Yeriçegal abi. Evet. Burayı mesela doğum yapacağı gün doğumhanesi olduğu halde burayı değişti bu kadar. Ben burada doğuracağım diye yani hayvan Hazırlık yaptı. sinyali verdi. Biz de o gün işte sandalyemizi koyduk. Evet, Ufomuzu burada ısıtıcı bağladık. UFO. Çünkü şeyin doğum yapacağı gün bildiğim Kahramanmaraş normalde o kadar soğuk olmamasına rağmen Kahramanmaraş bile o gün eksi 10'ları gördü gece. Suların hepsi zaten o hafta full donuyordu. Her gün değiştiriyorduk donduğu için. Evet hocam. O gün biz sandalyemizi koyduk UFO'nun altında Asya ile beraber artık nöbete başladık akşam 8'de. Hocam soba 2-3 gün önce Soba herhalde. Mesela ya ben monte ediyor zaten doğum olacağı zaman kışa denk geldiğinde eniklerimiz burada yavrular maşallah. da burada. Maşallah diyelim Evet, arkadaşlar. maşallah. Maşallah diyelim bunlar bizim Maşallah. kıymetlilerimiz. Halının üstünde özel 10 yerde. günlük eniklerimiz bunlar maşallah. Hocam bir Gözleri tanesi bana açılmış. ver. Ben de Tabii bende kalsın. tabii vereyim. Bir de maşallah bu da Maşallah. çok güzel bir yavruymuş hocam ya. Aynen maşallah. Allah esirgesin. Bunlar Arkadaşlar bunlar 11 günlük yavrular. Zahit hocam yaptığı her işi kaliteli yapıyor. Hayvanlar da kaliteli. Bakımı da kaliteli. Çiftliği de kaliteli. Allah razı olsun. Hocam bir şey merak ettim. Yani tamam burası kafesin içi de. Mesela bunu böyle özel yani yapma nedeniniz neydi? İki Bu tahta. nedeni var bunların. Evet hocam. Birincisi bu hayvanlar 10 gün yani 10 günde yaklaştım artık emekleyerek Göçek Ali abi yürümeye başlarlar. Bak burada bırakıyorum oraya doğru gidiyorlar. Evet. Bu normalde buradan başlar. Biraz daha büyüyorlar. Buraya bir palet yani şu bir tahta daha çakarım, yükseltirim bunları. Çünkü 30 günle 35 günlüğe kadar ben bunların buradan çıkmasını istemiyorum. Birinci nedeni anneden dağılmamaları. Şimdi kafesin içinde olsa bu hayvanlar emekliye ta tele kadar gidebilir. Evet Ya hocam. kardeşlerinden ayrılabilir. Anne birini emzirirken birine şey yapar ama şu an anne bunun içine girdi mi zaten annenin kokusuna ve sıcaklığına hemen gidiyorlar zaten emiyorlar. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni kış günü oradan direkt rüzgar ya da soğuk, duvardan soğuk, karşı taraftan soğuk var. Tahta kesinlikle o soğuğu emiyor Geçirmiyor. zaten, geçirmiyor. Emiyor. Anne de zaten altını aldığı zaman Evet. UFO da zaten üstten geceleri yakıyoruz, gündüzleri yapmıyoruz zaten. Şu an çalışıyor Evet. burada. Yok çalışmıyor. Zaten Evet. boşta şu Şimdi an. taktık Aynen. olsun. Tahta direkt şu an taktık mı faaliyette zaten. Yüksekten ılıklığı, Tabii. sıcaklığı. Evet arkadaşlar. Zaten arkadaşlar Zahit Hocam'ın tipli her şey Tabii. planlanarak sistemli bir şekilde yapmış. Evet. USB altında köpük, üstünde Evet. kalbenin saç. Aynen öyle. Her şey Boyalı saç. Kalbenizde aslında daha Aynen. yansıtıyor. Boyalı saç. Beyaz olmasını tavsiye ediyorum. Gel abi, UFO'yu da çek. Aynen. Muhtemelen Mesela gece buradan burayı kıpkırmızı ediyor zaten burası. Evet. Işık gibi de. Hem yavruları anne görüyor rahatça. Buradan Basmıyor. hocam altına bir de halı sermiştiniz. Halı sermemin sebebi de işte doğum esnasında zaten annenin bir rahat etmesi. Bu zaten doğumdan kalan annenin zaten doğum havlularını görüyorsunuz. Doğum esnasında hayvanlar ıslak çıktığı için hepsini kurulayıp kurulayıp annenin altına veriyoruz. Anne çünkü zarı çıkartıyor. Zardan çıkartır çıkartmaz biliyorsunuz onu da yiyor. O da çok faydalı bir şey anne için. Evet E, çünkü 3-4 gün belki yavrunun üstünden kalkmayan anneler var. Onunla önünü tamamlıyorlar. Hem ıslakta kalmasın diye hem de hayvanlar rahat yatsın diye. Bir ikincisi hayvanların ilk bir aya kadar patilerinin altı çok hassas. Sürekli anneye giderken hayvanlar ayağını yere sürtüyor. Memeye ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün ben daha önceki yavrularım hepsinde yaşadım. Patilerin altı komple yüzülüyor. Yavrular da sonuçta bu Taze yavrucağın deri yenilir tahriş daha. olmasın diye halıyı koyuyoruz. Bunu da günlük çıkartıyoruz, havalandırıyoruz, silkeliyoruz. Tekrardan tozunu, pisini atsın diye tekrardan geri koyuyoruz. En sağlıklısı bu oluyor. Bu dönemde yapması gereken annenin kesinlikle herhalde tecrübesizdi. Bu bizim dişimizin ilk doğumuydu. Şunu çekelim. Şunu Burayı çekilsin görelim. de o. Hocam herhalde ben orada bir şey daha fark ettim. Annenin boynundaki tasmayı biraz Aynen. Bu çıkarmışsınız. dönemlerde anne çünkü yavruya çok haşir neşir olduğu için
Tasma anneye değebilir. Ya şu alttan zaten şu demiri sallanıyor. Demir yavrunun kafasına bile değse bir anlık huzursuzluk ya da yavruyu yaralayabilir. Ya bu tamamıyla konfor. Tokuyla beraber anneyi emziren anneler de var ama evet. Biz şu yumuşak tasmayı bile çıkartmayız. Tedbir amaçlı. Şunu da yapmasak belki bu hayvanlar olurdu. Başına aynen. Beklemesek de olabilirdi ama İnsanlar hayvanların 4. 5. doğumunda bile yavru kaybı yaşayabiliyorlar. Ama biz... Zahit kardeş lafını kestim. Sen bunu bu şekilde yapmasan emin ol bak maşallah 3-6 tane enik var. Sen buna bu şekilde yapmayıp sıradan bıraksan bunun en az 5 tanesi aynen. ölürdü. Yani işte ben diyeyim size, onu diyorum. Ben de şunu yani... söyleyeyim. Mesela yani maşallah yavrular tertemiz Ali abi. Heh. Pırıl pırıllar. Yani pırıl pırıl. Gerçekten razı olsun. Arkadaşlar yeri, konforu, yani her şey evet. olağanüstü. Maşallah UFO'larından baksana evet, ne kadar keyifli uyuyor. Bu palet normalde Ali abi şey var. Bu palet normalde yazlık, yani yavrunun dışında yattığı paletti. Yavrularsız yatmasın diye o paleti o yüzden kaldırdık. Yatacaksa gitsin yavrular yanında yatsın diye. Evet. Yoksa ben bunu açtığım zaman her türlü... bu dönemde en önemlisi doğuma yakın. Yani birinci aydan sonra, yani annenin çiftleştiği günden sonra bakmak bile çok önemli aslında. Çünkü anne o protein, o bakımı kendi vücuduna alacak ki ondan sonra yavruya geçirecek. Zaten doğuma bir gün kala yemeği keser. Doğumdan sonra da biraz evet. bakım aslında önemli. Hocam kapıyı kapatıp bir şey daha ben söyleyebilirim ya. Evet abi. Şimdi Ali abi, maşallah diyelim arkadaşlar. Hocam mesela, yani köpek 11 günlük yavrum. 11 günlük yavrum. Evet. Annesinin sütleri yani memekler dolu dolu. Evet abi. Mesela anne... bunun hocam böyle olmasının bir sebebi ya. Bir şeyi var mı mesela? Yani sütlü olmasının en büyük özelliği şu abi. Normalde biz bu hayvanları akşamdan akşama yemliyoruz. Standart evet, yavruları ya da yani 8 aydan sonraki yavrularımızı. Ama biz bu hayvanları da 8 aylık biraz önce çektiğimiz enikleri de 7. aya kadar sabah akşam onların da evet, evet. Biz yeni artık yetişkin köpek ırkına dönemine girdi diye günde tek öğün veriyoruz. Ama anne de öyle değil. Anneye sabah ayrı yeme veriliyor. Akşam ayrı veriliyor. Akşam yemeğini yedikten sonra sabaha kadar acıktıkça yesin diye bir öğün daha koyuluyor. Ve bunların hepsi farklı öğün. Aynı değil. Kuru maması sabit önünde. Eniklere verdiğimiz şeyin aynısını tekrardan vereceğiz. Öğünün aynısını bunu anneye de veriyoruz. O çünkü da kabı da var hocam. Yavrulara aynen. geçsin diye. Bunun içindeki bak eti vardı. Eti daha yeni bitirmiş. Kemikler. Evet, temiz kaplarda. Kemiklerden buna da var. Evet. Birazdan yemlerini toplayıp kaplarını yıkayacağız. Tekrardan eniklere verdiğimizin aynısını anneye de vereceğiz. Anne zaten onu verir vermez bitiriyor. Bitirdikten sonra gece önünde sürekli temiz kuru mama var. Acıktıkça onu yiyor. Çünkü annenin şu an yakımı çok fazla. Normal bir hayvanın 2 katı 3 katı şu an ihtiyacı var. Niye sütü olsun diye. Bu böyle yaparsak yavrular da ona göre olur. Anne de formundan bir şey kaybetmez. Evet. Normalde doğum sonrası hayvanlar incecik kalır. Evet. Niye? Kendi hocam, yani ben bu soruyu evet. neden sordum diye sorarsanız abi zayıflama yok. Maşallah hayvan. Arkadaşlar bakın yani doğum yapmış bir köpek. Tüyler pırıl pırıl. Yani hayvan dolu ve memekler de dolu. Evet. Yani hocam, maşallah süt. Yani evet. O... Demek ki arkadaşlar yani bir köpek doğum yaptığında zayıf olacak diye bir şey yok. Onun tamamen bakımla alakası varmış. Evet. Yani hocam da bunu bize en güzel örneğini gösterdim. Yani bunda her şey ortada. Mesela günlük en az 2 kere 3 kere bu memelerini temizliyoruz. Hele bu dönemden sonra şimdi anne de kaşımaya başlamış. Hayvanlar emerken tırnakları şu an raptiye gibi. Çok sivri olduğu için dişleri de artık çıkmaya başlıyor. Annenin memelerini tahriş edecek. Onun için temiz bir havluyla olur, temiz bir ıslak bezle olur. Güzelce memelerini temizleyip tekrar kurulamada fayda var. Hem yavrular için hem anne için hem memelerin temizlemiş oluruz, zarar görmez. Hem de yavrular daha rahat eder. Yavruların sağlığı için aynen. daha iyi. Yavruların sağlığı için benim tavsiyem yavru doğduktan sonra artık doğum oldu. Annenin altına verdik, ilk ağız sütünü verdik 24 saat içinde. Ondan sonra zaten kesinlikle 25 gün, 30 güne kadar dışarıdan takviye vermeye gerek yok. 30 gün boyunca çok rahat annesinin şeyi yeter. Sütü. Hele doğum böyle 5 yavru, 6 yavru, 7 yavruysa anne için 8 yavruya kadar anne için standart bakabilir. 10 tane memesi var annenin. Dolu dolu memesi 8 tane olur. 1, 2, 3, 4. Burada bir memesi daha var da burada süt her zaman az olur. 4 de bu tarafta 8. 8 yavruya kadar anne çok rahat doyurur yavruyu. Onun için 1 aylık olana kadar dışarıdan bir şey vermeyi tavsiye etmiyoruz. Çünkü annenin verdiği kadar faydalı bir şey veremeyiz evet, hiçbir türlü. Evet, evet, evet. 1. aydan sonra yani, öncelikle sudan sonra da
yarı yarıya karıştırarak süt, yumurta, dişleri çıktığına göre 40. günden sonra mama, yoğurt, işte çökelik gibi, lor gibi, bunun gibi şeylerle takviyeleyebiliriz. En az 90 güne kadar çiğ bir şey vermenizi önermiyoruz. Hiçbir aynen türlü. Yumurta da olsa, et de olsa, tavuk da olsa hiçbir türlü çiğ değil. Zaten katı bir şeylere bu arada vermemek lazım. En azından parazitleri ve aşıları bitene kadar. 60 günden sonra zaten hem aşı takvimi başlıyor, hem parazitleri başlıyor. Sonra anneyle zaten bağlarını kopartıyoruz 60 günden sonra. Ayırıyoruz zaten. Sonra kendi bakımlarına sahiplendirdiklerimiz. Sahiplendiğimizi biz kendimize ayırdığımızda anladıkları kendimiz bakıyoruz zaten. Peki Zahit Bey, ben şunu da sorayım. Bu erniklere şimdi kaç gün sonra gençlik aşıları yapılacak? 45. günde iç parazit, dış paraziti böyle beraber yaşayan kardeşlerde ben 2 aya kadar önermiyorum. Yani 2,5 ay, 3 ay da olabilir. Hele çiftlik temizse, bir pire gibi kene olayları yoksa 3 aya kadar yapmasalar da olur dış paraziti. Çünkü enseye damlatıyoruz dış paraziti. Dış parazit ense yaptığım zaman diğer hayvanlar birbirlerini yalarken, oynarken ondan etkilenip hasta olabilirler, zehirlenebilirler, ölüme kadar gidebilir. 45 günlükken iç parazit, ondan sonra 50-55 günlükken ilk karma, 55'ten sonra 21 gün. 21 gün sonra ikinci karma, sonra da yaptırabilecekleri durumuna göre üçüncü karma da olur. Kuduza kadar, korona, aynen, parva, çeşitli mantarına kadar yaptırdığımız hayvanlarımız var. O köpek sahibine kalmış. Aşı takvimini veterinerlerine sorarlar. Ama en önemlisi de herhalde gençlik. Tabii gençlik. Olmazsa olmazlarından. Aşının amacı hocam, o zaten. Bir sonraki videoda bununla alakalı bir video, evet, yapalım abi. Evet. Yani bu videonun şu anki konusu yavru köpek, anne doğuranda ne olsa, evet, bununla ilgili bir şey yapalım dedik. Arkadaşlar, yayınımızı burada kapatıyoruz. Hocamla bir sonraki yayınların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bu tarz köpek videolarımızın beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız, emin olun ki bu tür videolar daha çok önünüze gelecek ve biz de bu konuda başarılı olduğumuz için daha çok çalışacağız. Biz de her zaman için böyle sunumlar sunacağız arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah Emin abi destek için videolarımızı beğenin. Allah'a ısmarladık.